Evet arkadaşlar, hepiniz bu videoya hoş geldiniz. Yani videonun başlığını görüp girdiğinize göre sanırım TikTok'tan nasıl para kazanacağınızı öğrenmek istiyorsunuzdur. Araştırmalarımı sizlerle paylaşacağım. Kanalımda işte TikTok'tan nasıl para kazanırızla alakalı bir takım sorular geldi. Ben de bu soruların cevabını vermek için sizlere bu videoyu çekiyorum. Umarım beğenirseniz, o zaman hadi başlayalım. TikTok'tan nasıl para kazanırsınız? Şu anda belli bir para kazanma yöntemi çok yok gibi ama dolaylı yoldan bir şekilde para kazanabilirsiniz. Ama şu şekilde de düşünebilirsiniz. Geleceğe yatırım odaklı hareket edebilirsiniz. Biliyorsunuz ki Instagram'ın ilk dönemlerinde bakarsanız yani sadece bir fotoğraf paylaşma platformuydu. Daha sonra bayağı ilgi gösterildi. Fotoğraflar paylaşıldı. İnsanlar artık kendilerini paylaşmaya başladılar. Daha sonra hikayeler özelliği geldi derken şu an Instagram'da belli bir takipçi kitleniz varsa para kazanabilirsiniz, ürünlerinizi satabilirsiniz ya da iyi bir içerik üreticisiyseniz Instagram'da günlük story paylaşıyorsanız ve insanlar sizin hayatınızı orada merak edip izliyorsa sponsorlu anlaşmalar yaparak yine para kazanabilirsiniz. Aynı şeyi şimdi bunu birazcık TikTok'a çevirebiliriz. Şu anda belki de TikTok'tan bir şeyler yapmak, para kazanmak erken olabilir ama bunu yatırım olarak düşünüp geleceğe 2 sene sonra, 3 sene sonra belki 1 sene sonra ne olacağını bilmiyorsunuz. Şimdiden video atarak, belli bir takipçi sayısına ulaşarak belki ileride para kazanabilirsiniz. Ama şimdiden de TikTok'ta bazı para kazanma yöntemleri var. Tek tek onlara bakalım. Diyelim ki bir TikTok hesabınız var, oraya bir video koydunuz ve sadece 100-200 kişi tarafından izlendi. Ama bundan bir ay sonra belki de TikTok sizin videonuzu alıp keşfete atacak ve bir anda 800 bine, belki 200 bine dönüştürecektir. TikTok'un algoritması şu anda böyle çalışıyor. Belli başlı videoları alıp öne çıkartıyor, izleniyor ve geri çekiyor. Yani sizin videolarınızın hangisini en çok izletebileceğini algoritma algılayıp öne çıkartıyor ve izletiyor. Yani şu anda bunun nasıl işleyeceğini siz de tahmin edemezsiniz. O yüzden video atın ve bekleyin diye size bir öneride bulunabilirim. Ben de orada yavaş yavaş videolar atmaya başladım. Bu da bir taktik olabilir. Bir hesap açarsınız. İçerisine komik videolar koyarsınız. İşte kendi videolarınızı koyarsınız falan. Bu hesabı geliştirirsiniz. Belli bir takipçiye ulaştırırsınız. Bu takipçi sayısına ulaştıktan sonra hesabınızı bir başkasına belli bir fiyata satmak isteyebilirsiniz. Ya da satarsınız yani. Diyelim ki 100 bin takipçili bir hesabınız oluştu. Bu hesabı almak isteyen birisine belli bir ücret karşılığında satarak bu işin ticaretini yapabilirsiniz yani. Belki aynı anda böyle 3-5 hesabı geliştirirsiniz. İşte Instagram'da olan videoları belki TikTok'a yüklersiniz. TikTok'ta işte bu videolar keşfete çıkar ve size aboneler, takipçiler gelir ve belli bir sayı sonunda siz bunu elden çıkarır satarsınız. Bu bir yöntem olabilir. Şöyle bir yol da olabilir. Çok fazla takipçiniz vardır ya da işte bu söylediğim yöntemle takipçi elde etmişsinizdir. Canlı yayınlarınızı sıklaştırarak belli başlı ürünleri tanıtabilirsiniz. Markalara bunu söylersiniz. Ben canlı yayınlarımda bu kadar izleyici beni izliyor. Onlardan ürün alarak belli bir fiyat karşılığında ürün tanıtabilirsiniz. Ya da TikTok'ta şu anda bir coin bölümü var sanıyorum ki. Belli bir miktar karşılığında coin alıyorsunuz. Canlı yayın sırasında aynı Twitch gibi, destek bağış kısmı gibi. Oradan para kazanabilirsiniz. Eğer canlı yayınlarınız eğlenceli ve güzelse, iyi bir içerik oluşturucusuysanız canlı yayın kısmından para kazanabilirsiniz. Orayı, yani canlı yayınını bir başka amaçla da kullanabilirsiniz. Diyelim ki belli başlı ürünler satıyorsunuzdur. İşte Instagram'da takipçi sayısınız, Instagram'da takipçi sayınız azdır ama TikTok'ta elle tutulur bir takipçiniz vardır. Canlı yayında kendi işte sattığınız ürünün reklamını yaparak da oraya yönlendirebilirsiniz. Yani bir trafik akışı sağlayabilirsiniz. Oradan da para kazanma yöntemi bence oluru var gibi. Bunların hepsi bir nevi aklımıza gelen hangi yollarla olabilir. Eğer bir ürün satıyorsanız TikTok'un kendine ait böyle bir reklam verme, reklam alma kısmı var. Google'a girip TikTok Ads, ADS yazarsanız, Google Ads gibi. Oradan belki reklam kısmıyla ilgileniyorsanız bu işin, oradan da yürüyebilirsiniz. Yani dikkat çekebilirsiniz. Belki birazcık öne çıkarsınız ya da reklam alırsınız. Ya da bu Türkiye'de şu an var mı, yapılmak isteniyor mu bilmiyorum ama yurt dışında bir danışmanlık hizmeti sunulabiliyor. Mesela diyelim ki ben bir içerik oluşturucusuyum. Artık içerik oluşturma konusunda sıkıntılar yaşıyorum diyelim ki. Tükenmişlik sendromuna girdim.
danışmanlık hizmeti alıyorum ve o insanlar bana işte hangi platformda, işte diyelim ki TikTok'ta, bana nasıl içerik oluşturabileceğim hakkında fikirler veriyorlar ve ben onların fikirlerine karşılık onlara belli bir ücret ödüyorum ve onların fikirlerini videolaştırıyorum. Eğer bu konularda çok iyiyseniz, yani internette bu zamana kadar hani yapılmış bir şeyi alıp onlara vermek değil de kendi kendinize içerik oluşturup onlara sunabiliyorsanız, kendinize de kullanabilirsiniz tabii ama Türkiye'de bu var mı bilmiyorum, teklif edebilirsiniz. İçerik üreticilerine bunu teklif edip belli bir ücret karşılığında onlara içerik danışmanlığı yapabilirsiniz. Yani bir nevi, yani TikTok'tan nasıl para kazanırım zorluyoruz şu anda. Aklımıza ne geliyorsa şu an deniyoruz. Belki böyle bir durum gerçekleşebilir. Belki şansınıza birisi bunu kabul eder ve ilk başlarda belki de cüzi bir miktar olabilir ama başka bir platform için de yapabilirsiniz bunu, illa TikTok için değil yani. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Eğer siz de bu konu hakkında bir bilgiye sahipseniz aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.